Merhaba değerli basketbol severler. Quicken Loans Arena'da Cleveland'da Cleveland Cavaliers Orlando Magic maçıyla karşınızda olacağım. Formaları yine değişik seçtim ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Bir önceki bölümde triple double'ı sadece bir reboundla kaçırdım. Oo, umarım bu maçta öyle bir şey olmaz. Yani yapamayacaksam hiç yapamayayım. Bir reboundla kaçırınca kötü oluyor. Bu arada Kevin Love'dan çok iyi pas geldi. Ve 5000 taraftar. Evet. Freakin'in vibe'ini yazıyordu galiba taraftarlarda. LeBron'dan iyi savunma geldi ve ikinci reboundımı aldım ben de. 8-7. Şu anda formamız var ya, aynı New York Knicks forması. Kyrie Irving içeride zorlayarak sayıyı buldu. Victor Oladipo'yu savunuyorum ben galiba. Ya büyük ihtimalle galiba değil. Kyrie Irving 1 numarada Elfrid Payton'ı savunuyor. Ben 2 numarada şu anda Victor Oladipo'yu savunuyorum. O da çok genç ve atletik oyunculardan bir tanesi. Muhabbete çok garip bir yerden gireceğim ama oynarken aklıma geldi. Şimdi Orlando Magic'le oynayınca bir anda Dwight Howard geldi benim aklıma. Oradan Porzingis'e gitti aklım. Kyrie Irving çok güzel bir şekilde sayıyı buldu. Üçüncü asistim oldu. Devam edeyim. Porzingis'i biliyorsunuz New York Knicks'in formadan falan da aklıma geldi. Porzingis New York Knicks'te beklenenin üstüne çıkan bir çaylak oyuncu oldu. Şeyi soracaktım, yani izlemediyseniz izleyin diye söylüyorum. Geçenlerde Dwight Howard, kendisini ben pek sevmem bile Lakers'lı olarak, ama Dwight Howard Porzingis'in üstünden çok sağlam bir smaç bastı. Bu arada ben de excellent release'i gönderdim. Fark etmişsinizdir, benim de sakalım falan var artık oyunda. Freakin sakalı falan var. Onu göstermeyi unuttum videonun başında. Videonun sonunda göstereceğim. Canlı yayında yeni face scan yaptık. Onları canlı yayınları kaçırmamak için her gün saat ya 19'da ya 20'de canlı yayında oluyorum Knicks'de. Açıklamaya linkini koyarım. Zaten duyuruyorum sosyal hesaplarımdan. Mario Hezonja içeriye geldiğine bin pişman oldu Hezonja. Burası Avrupa'ya benzemez işte. LeBron vurdu sanırım bloğu. Bana, evet, bana yazmadı. CJ Watson'ı savunuyorum şu anda. Güzel. Ya Orlando böyle çok yukarılara oynayan bir takım olmadığı için of. Yetişirim. Ben bu topa yetişebilirim. Üçgene basarak atladım ve Allah'ım ya Rabbim, atladım. Diğer elimi önüme atınca o dışarı çıktı. Yani normalde mola alabilirdim yerde kalsaydım. Boş yere top kaybı yazdı değil mi? Ama rebound da yazdı. Hezonja orta mesafeli atışını kaçırdı ve 5. reboundımı aldım. İlk çeyreğin daha yarısı, yani işte bitimine yaklaşık 5 dakika var ve 5 reboundım var. Bomboş kalmıştım. Üçlüyü gönderdim. Atışım isabetli değil. Hezonja reboundı aldı. Yine hızlı geliyor Orlando Magic ama LeBron arkada. Tristan Thompson LeBron'u bırakmadan iyi savunma yaptı. Ben 6. reboundımı aldım. İman Shumpert LeBron fake'ine cevap aldı. İçeride atışı isabetli. Flashy pass attım. Flashy pass'ler bu artistik paslar daha doğrusu. 2K15'teki gibi dağlara taşlara gitmiyor. Yine gidiyor da 2K15'teki kadar çok değil. Ondan emin olabilirsiniz. Yalnız taraftar beni bayağı tuttu burada. Sevdikleri için herhalde ama. İşe yaradı bu. Taraftarın taktiği işe yaradı. İkinci çeyreğin başında kenara gelmiştim. Yarısında da oyuna girdim. Yavaş yavaş iyi süreler almaya başlıyoruz. David Blatt bizi görmeye başladı diyebilirim. Victor Oladipo. Tobias Harris. Oladipo. Vucevic. Orta mesafeli atışı isabetli değil. 7. reboundımı aldım. LeBron gidiyor. Alüp'ü kal. Oo, LeBron'a atmıştım ben onu. Tristan Thompson neyse ki top kaybı yaptırmadı. Ve orta mesafeli atışım excellent release. CJ Watson topu getiriyor. 41-56. Bu maçta kolay bir maç oldu bizim adımıza. O perdeden çıkar da ben o topu almaz mıyım? Evet. Shabazz Napier. Acaba Orlando Napier. LeBron James alüp'ü. Hoo! LeBron! Ben normal pas attım sandım yalnız. Yani hiç böyle alüp pası gibi değildi ama LeBron tek elle smacı bastı. Set oynatıyorum şu anda takıma. Setleri elimden geldiğince uymaya çalışıyorum. Güzel basketbol olsun diye. Bakınız, bomboş kaldım. Atışım isabetli değil. Timofey Mozgov rebound'ı aldı. Yeni bir 24 saniye kazandırdı bize ama onu CJ Watson mı savunuyor şu anda? Mozgov ve LeBron. LeBron Napier tarafından savunuluyor derken Tobias Harris her fake'i şut sanma.
3 atış kullanacağım. Evet, spiker de söyledi, 3 atış kullanacağım. Şu anda 90 ile serbest atış atıyorum. Çünkü altımda bir tane kırmızı daire var. Bir tane olduğu zaman hücum özelliklerimize artı 5. Daha önceki videoda da söylediğim gibi. 2 tane olduğu zaman artı 10 oluyor. 2 tane olduğunda 99 ile atıyorum ben. Bayağı sağlam oluyor. Yukarıda gördüğünüz gibi Flashy Passer rozetini açtım. Rozetleri de göstereceğim bölüm sonunda. Mozgov'a müthiş pas. O da ya, Mozgov var ya, oyunda gerçekten çok büyük avantaj pota altında. Ya Shimbular diye bir adam var. 2K16'dakiler biliyordur. Bu oyunda boy gerçekten çok önemli. Hep söyledim bunu. Her zaman da söyleyeceğim. Yani Shimbular My Team'de rebound bırakmıyor, onu söyleyebilirim. Mozgov da uzun. Ya serbest atışta atabilen bir uzun. Fena da değil açıkçası. Ben beğeniyorum Mozgov'u. O yüzden bayağı bir avantaj. LeBron perdeden çıktı. LeBron fake'ine cevap almasa da orada bana asisti yaptırdı ve farkı 21 sayıya çıkardık. İlk yarının son hücumu olacak. Böyle güzel bir şey deneyeceğim. Step back denemeyi düşünüyorum. Size up'tan sonra, evet, CJ Watson eve kadar gitti. Çok iyi bir step back. Ah be. Tam Kemba Walker step back'iydi ama atışım isabetli değil. Ve 69-50 ilk yarının sonucu. İkinci yarının başında da kenardayım ve ooo valla David Blatt istediğim süreleri vermeye başladı. Fark da erimemiş. Yani çok güzel maç oluyor şu anda benim adıma. 18 sayı, 7 rebound, 8 asistle oynuyorum. Triple double bu maçta gelir herhalde. Gelmek zorunda, gelsin artık. Serafin sırtı dönük oynadı. Oo, Kevin Love'ın üstünden sayıyı buldu da zordu. Girmeseydi 8. reboundımı alacaktım. J.R. Smith. Ooo, J.R. Smith'ten beklenmeyen pas. Tristan Thompson. İyi top çevirdik şu anda. Ben sayıyı başkasının atmasını istiyorum. En azından denemesini istiyorum. Tristan Thompson kaçırırsa rebound bende. Ama kaçırmaz. Ben triple double yapacağım ya. Görü, herkes %100 de oynar bundan sonra. Karışık bir set hücumu. Ooo, yine bana LeBron perdeyi kurdu ama Hezonya perdeye takılmadı. 24 saniye bitmek üzere. Burası Avrupa değil. Burası Avrupa değil. O perdeye takılmadı ama bilekleri benim crossoverlarıma takıldı. Ve 21. sayımı attım. Triple double'a sadece bir asist ve 2 rebound'a ihtiyacım var. Yok, 2 mi 3 mü? Bir saniye bakacağım şimdi hemen. Man to man anladım. Evet, man to man. 3 rebound'a ihtiyacım var. A artıdayım şu anda. Kendi adamımı bırakacağım o yüzden. Evet, çok iyi şut. Müthiş şut. 8. reboundımı aldım. Sadece 2 rebound ve 1 asist. Hatta J.R. Smith bunu atarsa sadece 2 rebound'a ihtiyacım kaldı. Çok iyi. 99-78. 2 rebound kaldı. Bu sefer kaçmasın. Yani cidden bu sefer kaçmasını istemiyorum. Dakika da var bayağı. Yani son çeyreği oynarım diye düşünüyorum. O perdeden çıkarsanız ben o topu alırım ama... LeBron James geliyor. LeBron'a alley-oop'u kaldırdım. Tristan Thompson sandım bir an. Yani ona kaldırdım sandım ama LeBron ters bir şekilde tamamladı. Ve oyun buna sırf orada parmak araya girdiği için asist vermedi. O da güzel. Bizim adımıza 3. çeyreğin son hücumu büyük ihtimalle. O yüzden dikkatli olalım. Gerçi 21 sayı öndeyiz ama LeBron'a çok güzel pas. Oho! LeBron'a küfür gibi bir blok geldi. Hezonya, LeBron intikamı aldı. LeBron James 3, 2, 1 topu bana attı. LeBron bana güvendi ve güveni boşa çıkmadı. LeBron James önce bloğu vurdu, pardon, önce bloğu yedi, sonra bloğu vurdu, sonra asisti yaptı. Oyuna girdim. Acaba kim ne oynadı da durum böyle oldu bilmiyorum. Dellavedova alley-oop'u kaldırdı. Bunları alıp böyle ters smaç vurduğum zamanlarda gelecek. Şimdilik 2500 taraftar kazandık. Bunların 25.000 olduğu zamanlar da gelecek inşallah. Hezonya. Bu arada 30 sayı barajını aşabilirim. Yani şu anda 27 sayıdayım. O üçlüğün girmesi zor ve... Tristan Thompson rebound'ı almamak için bekledi. Teşekkür ederim. Evan Fournier. Bırakacağım. Bomboş bırakacağım. Atın bu şutu. Atışı isabetli değil. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür, sonunda Cleveland formasıyla triple double yaptım. 27 sayı, 10 rebound, 10 asist. Sadece 1.85 boyla, bunu da unutmamak lazım. O sette benim perde yapmam lazım ama perdeyi yapamadım. Hiçbir işe yaramadı yaptığım perde. 24 saniye bitmek üzere içeriye girdim. Oo, bana da blok geldi orada ama Tristan Thompson
arkamı kolluyor. 138-98. Ne yaptık böyle Orlando'ya ya? 6'da top kaybım var. O biraz kötü tabi. Tristan Thompson beni görse daha iyiydi. Harris. Sırtım dönük oynuyorum. Shabazz Napier. Shabazz Napier havada. Napier. İkinci oldu bu espriyi yaptığım ama. 140-102. 140 sayı. Ve böylelikle bu maçın da sonuna geliyoruz. 34 sayı fark atarak kazandık. 144-110 maçı kazanıyoruz kendi evimizde. Ben de triple double yaptım. Yani sakallı halimi de göstereceğim. Yakından göstereceğim birazdan. 29 sayı, 10 rebound, 11 asist. Maçın adamı bakalım kim seçilmiş. Bu sefer ben olmazsam cidden takas isterim yani. 29 sayı, 11 asist, 10 reboundla triple double yaparak maçın adamı seçildim. Şu anda takımın 7. adamı olarak görünüyorum ve takımda formda olan 5-6 oyuncudan bir tanesiyim. Maç başına 14.2 sayı, 4.4 rebound ve 9.6 asistle oynuyorum. Son olarak yayında yaptığımız face scan'in sonucunu göstereyim. Gerçek hayatta da sakallarım uzadı, sakal da ekledim. Gerçekten bir öncekine göre daha çok benzedi. Canlı yayınları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölüm 1000 beğeni de gelecek. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.